Sevgili dostlar merhaba. Bu hafta alışık olmadığınız bir görselle ürün yerleştirme temalı bir video ile karşınızdayız. Sponsorlarımızdan Asterta firmasının ürünleriyle, mars Venüs serisiyle ve bir de sürpriz kitapla karşınızdayız. Bu hafta epeyce dolu hocam vitrinimiz. Evet. Hem yeni çıkan bir kitabımız var. Şöyle izleyicilerimize de gösterelim. Erkekler Mars'a, kadınlar Venüs'e. Bu kitap Cem Keçe, Fatma Coşar ve benim hazırlamış olduğumuz ve Pusula Yayınlarından çıkan kitabımız. Bir de bu hafta özellikle cinsel sağlık takviyesi alanında Asterta firmasının çıkarmış olduğu iki ürünle karşınızdayız. Bunlar özellikle bu videoda konuşacağımız cinsel performans ve cinsel sağlığın birçok yönünü kapsayan destekleyici ürünler. İsterseniz. Önce şöyle bir genel buradaki gördüğümüz manzaradan bir başlayalım. Ürünlerimizi, kitaplarımızı izleyicilerimize buluşturalım. Şöyle öncelikle seksin beş şartı vardır. Yani her şeyin beş şartı, on şartı, altı şartı diye kurallar var ya. Seksin de beş şartı vardır. Şimdi bizi dinleyen, cinsel anlamda arzusu eksik olan, partnerini yeteri kadar arzulamayan, arzu eksikliği içindeki bir erkek ya da bir kadın ya da bir çift bizi dinliyorsa ki yaptığımız anket çalışmalarına göre bu oran neredeyse yüzde 40 Türkiye'de evli çiftler arasında. O zaman aslında bu videonun anlamı çok daha önemli hale geliyor. O yüzden seksin birinci şartı seksi düşünmek ve planlamak. İkinci şartı cinsel fanteziler kurmak. Üçüncü şartı bu fantezileri partnerimizle konuşmak ve bunu daha erotik ve tahrik edici bir hale getirmek. Yani seksin yapmak. Dördüncü şartımız temas etmek. Yani sadece seks için değil, seks dışında da sanki sevişecekmiş gibi, seks yapacakmış gibi tutkuyla birbirimize dokunmak. Ve beşinci ve en önemli şart ise fonksiyonel seks. İşte fonksiyonel seks dediğimiz zaman Astarte firmasının ürünleri ve bunun benzeri ürünler dediğimiz OTC grubu ürünler dediğimiz afrodizyak ürünler devreye giriyor. Çünkü beşinci şart afrodizyak beslenme, afrodizyak gıda takviyeleriyle vücudumuzu canlı tutmaktır. Çünkü Teknoloji çok ilerledi. Hava kirliliği arttı. Yediklerimiz ürünler doğallığını kaybetti. Böyle olunca eskiye oranla afrodizyak beslenme neredeyse hayati bir noktaya geldi. Yani özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar fonksiyonel seks konusunu çok ciddiye almak zorundalar. Ve fonksiyonel seksinde olmazsa olmazı seks diyetidir. Olmazsa olmazı afrodizyak OTC ürünlerdir. O nedenle seksin 5. ve en önemli şartını bugün bu videoda Konuşacağız. Evet. Şimdi seks diyeti dediniz bu çok önemli bir kavram aslında. Yani seks diyeti içerisinde diyet dediğimizde hani bir şeyleri çıkarmak geliyor insanlara. Burada da ama eklemek var. Burada eklemek var. Şimdi ürünleri isterseniz şöyle teker teker bir anlatalım. Mars ve Venüs serisinde neler var? Kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı çıkarılmış Aserta firmasının ürünleri bunlar. Örneğin kadınlardan Venüs serisinden başlayalım. Bu setin amacı, içeriği, içindeki etken maddeler ve bunun. ...sağlıklı bir seks diyetinde kadınlara özellikle sunduğu şeyler neler? Öncelikle Miss Venus diye bir ürün var. Ve bu ürün e, tamamıyla doğal, afrodizyak ve kadınlar için cinsel istek ve arzuda artış yapan doğal ürünleri içeriyor. Tabii ki e, çok fazla afrodizyak ürün olduğundan bahsedilir. Ama afrodizyak ürünlerle ilgili iki temel netlik e, vardır. Bunlar da birincisi tedavi edici doz. İkincisi toksik doz diye. Çünkü bu ürünleri çok fazla kullanırsak otisi üründen içerisinde, afrodizyakların içerisinde, bu üründen içerisinde insan sağlığına zarar verebilir. İkincisi, dediğim gibi az miktarda hepsinden koyalım dediğimiz zaman da hiçbir faydası olmaz. O nedenle piyasada satılan ürünlerin kaliteleri ve standartları Cinsel Sağlık Endüstri Derneği tarafından onaylanmak zorundadır. Çünkü ben pek çok içerik görüyorum. Hepsinden katmışlar ama hiçbir faydası yok. Bazı içerikleri görüyorum. Korkunç miktarda yoğun dozlar eklenmiş ve insan sağlığını tehdit edebilecek niteliğe gelmiş. O nedenle hem Venüs'te hem Mars'ta bir kere edici doz var ve toksik dozdan e, tamamen uzak olduğunu söylemeliyiz. Peki Venüs'ün etkisi ne? Venüs biliyoruz ki dişi enerji demek. Venüs kadının dişi tarafı demek. Ve... Venüs enerjisi güçlü bir kadın, istekli, arzulu ve tutkulu bir kadındır. Mesela kadınlar tam yumurtlama dönemi dediğimiz adetlerinin 14. gününde böyle içten gelen bir cinsel arzu hissederler. Böyle bir azgınlık hissederler ve e, hayatlarındaki erkeklere, partnerlerine, kocalarına biraz farklı bakarlar ve erkekler de şaşırır. Hayırdır sen hiç istemezdin bugün sana ne oldu şeklinde. Kadınların o içten gelen arzuları var ya. İşte Venüs düzenli kullanıldığında o arzuyu arttırıyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Çünkü neden? Afrodizyan temel man mantığı budur zaten. İçsel arzuyu uyandırmaktır. O nedenle Venüs'ü kullanınca bana ne olacak sorusunun yanıtı adet döngünüzün 14. gününde yumurtlama döneminizde hissettiğiniz o içsel cinsel arzu var ya onu uyandırmaya çalışacak. Tabii ki Venüs'ün başka faydaları da var. Venüs aynı zamanda kullandığımız ilaçların yan etkilerini de ortadan kaldırıyor. Mesela antidepresan ilaçlar, kalp tansiyonu ilaçları gibi ilaçlar e, cinsel sağlığa çok büyük zarar veriyor. Bu ilaçları kullanmak zorundaysak o zaman yanına venüsü de eklemek zorundayız. Çünkü venüs bu ilaçların cinsel yan etkilerini de ortadan kaldırıyor. İkincisi sigara içiyor musunuz? Alkol alıyor musunuz? E, o zaman... Venüs'ü de almak zorundasınız. Çünkü sigara ve alkol kadında cinsel sağlığa olumsuz etkiler yapıyor. E, Venüs bunları da ortadan kaldırıyor. Onun dışında şu ara biliyorsunuz grip salgını korkunç bir derecede arttı. Ve herkes bir şekilde bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışıyor. E Venüs bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Ve en önemlisi de kadınlar şu şikayetle bize çok geliyorlar. İşte hocam unutkan oldum, yorgun oldum, halsiz oldum, odaklanamıyorum, konsantre olmuyorum. E Venüs'ün en önemli özelliklerinden birisi konsantrasyonu da arttırıyor. Şimdi yani bir taşla kaç kuş oldu? Dört kuş mu oldu? Dört, beş, kuş Dört kuş oldu. beş tane kuş oldu. Bu kuşların hepsini vurmak mümkün. Ama en önemlisi dediğimiz gibi e, merdiven altı üretilen bir ürün olmaması... ...ve bir şekilde e, halk sağlığına zararlı olmayışı ve faydalı oluşu yönüyle de e, bizim de tavsiye ettiğimiz bir ürün benzi. Şimdi zaten cinsellik başlı başına bir sağlık ve şifa kaynağı. Bu ürünlerle cinselliği daha sağlıklı, daha efektif, daha aktif bir hale getirmek mümkün ama ekstra da çok fazla artısından bahsettiniz. Ve cinsel takviyeler dediğimizde akla genellikle hani performans odaklı ya da kısa süreli kullanımlar gelir ama burada anladığım kadarıyla hem bağışıklık sistemi hem uzun süreli cinsel isteği artırabilmek gibi birçok şey karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunun herhalde düzenli kullanımı da önemli. Çok önemli. Biz özellikle şöyle tavsiye ediyoruz. 6 ay kullanın, bir hafta ara verin, bir 6 ayda kullanın. En az bir yıl kullanılmasını öneriyoruz. Sabahları ya da akşamları bir bardak suyla içilmesinde fayda var. Çünkü toz şeklinde güzelce karıştırılması gerekiyor. Çok güzel bir şekilde karıştırılıyor. Portakal tadında bir ürün zaten. Ee, bunun mutlaka aynı saatte düzenli alınması gerekiyor. Aç karnada alınabilir, tok karnada alınabilir. Ee, dedim ki hiçbir yan etkisi yok. İnsan sağlığına hiçbir zararı yok ama faydası düzenli kullanıldığında var. Ama biz bütün afrodizyaklar için şunu kullanıyoruz. Uygun koşullarda, uygun ilişkilerde, uygun zihinle, uygun bir sağlıklı bedenle ...bu ürünlerin etkisi artar. Yani siz depresyondaysanız... ...siz ilişki çatışması içindeyseniz... ...siz cinselliği düşünmüyorsa ...mesela demin saydık ya cinselliği 5 şartı. Şimdi dört şartı yok... ...bir tek mis venüs kullanıyorum. E ben niye e, cinsel anlamda... ...arzulu değilim? E diğer dört şartı yerine getirmediniz ki. Venüs ne yapsın? <laughs> o nedenle... Yani, e, ...bu beş şartı aynı anda... ...yerine getirdiğinizde bu ürün... ...muhteşem etkiler yapıyor. Ama diğer dört kardeşini mutlaka yanında istiyor. O dört kardeşten de birçok videoda zaten tekrar Bahset. tekrar O yüzden bizi dinleyenler zaten diğer dört kardeşten ne kadar çok bahsettiğimizi biliyorlardır. Evet. Şimdi çok fazla kafa karışıklığı var bu Afrocizak ürünlerle ilgili. Merdiven altı çok fazla ürün var ve yani olur olmaz yerlerde olur olmaz kişiler tarafından sunulan, üretilen ve çok ilginç şekilde reklamları da yapılan hani reklamını izlediğinizde hadi canım falan diye bizim bile bazen gerçekten mi diye düşündüğümüz ürünler oluyor. Geçmişte de birçok farklı ürün eminim izleyicilerimizin aklına gelir. Dolayısıyla bunun toksik olmayan dozda, güvenilir dozda ve Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu'nun onayıyla piyasaya sunulmuş ve firmanın ürettiği bir ürün olduğunu da altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi biraz da Mars'tan, erkeklerden bahsedelim. Evet. E, erkeklerdeki etki, işte kadınlarla ilgili çok bahsettiniz ama erkeklerde cinsellikle ilgili beklenti biraz daha farklı. Farklı. O yüzden Mars Hı -hı. ürününde neler var? Özellikle Demek ki söylediğin çok önemli Mustafa Hocam. Çünkü erkekler bu sertleştirmeye yarayan ilaçları kullanmaya başladıktan sonra alayım hemen etkili olsun şeklinde bir beklentiyle Mars'ı almamalılar. Şimdi e, PD5 inibitörleri adını verdiğimiz ürünler, sertleşme için kullanılan ürünler ayrı kategoridir. E, Afrodizaklar ayrı kategoridir. Mesela erkek bir sertleşme ilacını aldığında ve cinselliği düşündüğünde bir sertleşme hissedebilir ama ...onu bir cinsel aktiviteye dönüştürme istek ve arzusu içinde uyanmayabilir. Yani penisin sert ama onunla bir şey yapmak istemeyen bir erkek grubu ortaya çıkıyor. Bu da tuhaf. Bu da tuhaf. Çünkü istekle e, uyarılma dediğimiz penisin sertleşmesi erkekte iki farklı mekanizmadır. Bunlar tabii birbirini besleyen iki mekanizmadır. Ama Mr. Mars dediğimiz ürün erkekte de alındığında ereksiyon yaratan bir ürün değil. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bu kafayla almayın. Ama Mars'ı içtiğinizde ne oluyor? Onu anlatmaya çalış. Mesela erkekler e, durup dururken gün içerisinde canları cinsellik çeker. İçten gelen bir arzudur. Bakın cinsel istekle cinsel arzuyu özellikle ayırıyorum. Çünkü istek ben hayal kurarım, fantezi kurarım. İşte bir erotik film seyrederim, bir kadına bakarım, o bana dokunur, ben ona dokunurum, bir istek duyarım. Bu ortada bir sebep ve bir sonuç şeklinde ortaya çıkan bir durumdur. Ama cinsel arzu öyle değildir olur olmadık zamanda ortaya çıkan bir azma durumundan bahsediyoruz. Ve bunu bütün erkekler bilir ve biz böyle konuşurken pek çok bizi dinleyen kişi evet hoca ya haklı söylüyor tam da böyle bir şey yaşıyoruz işte. Ama bunlar gençken çok yaşanır ama e, işte iş koşulları evlilik ve ilişki koşulları, hayat koşulları, ekonomik koşullar falan derken insanların bu arzularında bir azalma olur. İşte Mr. Mars'ın en önemli özelliği bu arzuyu geri getiriyor. Ama demin de söylediğimiz gibi yine Mr. Mars'ın düzenli kullanılması kaydıyla ve seksin 5 şartının birlikte yerine getirilmesi koşuluyla Mr. Mars'a çok etkili. O nedenle Mr. Mars'ı kullandığınızda daha istekli, daha arzulu bir erkek olacaksınız. Ama demin de söylediğim gibi sigara içiyorsanız, alkol iç, alıyorsanız, esrar kullanıyorsanız bunları cinsel yan etkilerini de ortadan kaldırıyor. İlaç kullanıyorsanız ilaçların yan etkilerini ortadan kaldırıyor ve en önemlisi de bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor, konsantrasyonunuzu arttırıyor ve bütün bunlarda dediğim gibi cinsel arzuyu arttırmanın yanında ek faydalar olarak altını çizelim. Şimdi bu çok önemli gerçekten çünkü cinsel performansı artırsın ya da sadece ereksiyon problemini çözsün diye neredeyse piyasadaki yani bütün diyemeyeceğim ama çoğu cinsel takviye bu amaçla üretiliyor ve satın alınıyor evet. insanlar tarafından. Fakat cinsel isteği, şehveti, arzuyu açığa çıkarabilmek bambaşka bir şey. Çok farklı bir şey. Çünkü diğerinde daha mekanize bir şey var. Diğerinde sadece erekte olabilmek ama burada cinsel arzuyla birlikte ilişki kalitesine de yapılabilecek çok fazla katkı var. Neden? Çünkü kadınlar için seks arzulanmak, erkekler için seks boşalıp orgazm olabilmek üstüne kuruludur. Erkek penisini sertleştirip kadının içine girmek isteyebilir. Ama bunu arzuyla, tutkuyla yapmadığında kadın kendini şişme bebek gibi hisseder ve bir daha o seksi istemez. O nedenle sertleşmek için alınan ilaçlar, adı bakın ilaç, sağlığa zararlı da olabilir. Doktor kontrolünde verilmelidir ve doktorun izni olmadan zaten kullanılmamalıdır. Ve o ilaçları aldığınız zaman e, kadına karşı arzunuz yoksa sadece boşalmak için seks yapmış olursunuz. Bu da partnerinizi soğutabilir. Ama Mars, Mr. Mars öyle bir ürün değil. O arzuyu arttırma yönüyle çok önemli. Cinselliği düşündürmesi yönüyle çok önemli. Ve kadınlar için arzulanmanın tatmin edilmesi açısından çok önemli. Ve en önemlisi de ne? Bu bir ilaç değil. Bu doğal, bitkisel bir ürün ve afrodizyak bir ürün. Ve içinde dediğimiz gibi elarjinin, piktegenol, epimedyum e, ve magnezyum var. Ve bu dört ürünle ilgili Yeni videolarımızda olacak. Bizi izlemek e, ve takip etmek isteyenler o içerikler hakkında da sorularını altına yazabilirler. Evet Miss Venus ve Mr. Mars ürünlerini de bu şekilde izleyicilerimizle buluşturmuş olduk. Sonraki videolarımızda yine bahsedeceğiz ara ara. E, ve tabii ki bu ürünlere ulaşabilmek için videonun açıklama kısmındaki linki kullanabilirler. Bu onaylanmış federasyonumuz tarafından onaylı ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Evet bu videoda sizlere Mr. Mars ve Miss Venus ürünlerinden ve yeni yayınlanmış olan kitabımızdan bahsettik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.